Jelapon biber de diktik. Bu biraz turşu üzerine olan bir biber, acı biber. Turşu sezonu açıldığında bunun pazarı açılıyor. Sadece biberin olduğu yer 3 dönüm. Burada 11 bin biber fidanı var. Arazi kendimizin, kira, icar paramız yok. Derken bize buranın maliyeti 3 dekarda 120 bin lira falandır. İlk ekişim bunu. Ortalama bunun verimi dönümde 5 ton gibi olduğu söyleniyor. 15-16 ton, 17 ton gibi buradan bir mal bekliyorsun. Şu anda 10 lira gibi bunun fiyatı. İşçi kullanamıyoruz. Ne yaparsak kendimiz yapıyoruz. İşte artık bir hafta sonra falan başlayacağız toplamaya bunu. Göğüs hizamıza diyelim. Oraya kadar bu ağaç büyür. Soğuklar bunları öldüresiye kadar. Bunda öyle bir durum var. Bunda bitme diye bir şey yok. Bunu ancak hava şartları öldürürse biter. Evet, selamun aleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar, bugün Manisa'nın Göraz ilçesinde Çiğler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir sera videosu çektik. Şimdi de biber tarlasına geldik, değil mi? Evet. Seramızın, yani bizi kendinizi tanıtırsan ve biber işini, hangi cins biber dikiyorsun, nereye satıyorsun, nereden geliyor, memnun musun? Bizi anlatırsan seviniriz. İsmim Erdal Aydemir. Manisa Göraz Çiğler Mahalle burası. Mahallesi. İşte geçen gün de seramızı tanıttık. Evet. Onun devamında böyle jelapon biber de diktik. Bunu da İstanbul'a gönderiyoruz. Bu biraz turşu üzerine olan bir biber, acı biber. Turşu sezonu açıldığında bunun pazarı açılıyor. Bunu da seranın yanında bir yan gelir olarak bunu da ektik. Maliyetler ağır, şu bu ağır derken çok para kazanamadıkça saldırıyoruz bakalım. Bunu da ektik. Şimdi Erdal, şunu sorayım. Burası kaç dönüm bir bahçe? Sadece biberin olduğu yer? Sadece biberin olduğu yer 3 dönüm. 3 dönüm. Kaç kök biber diktin? Sayısını biliyor musun? 11 bin biber fidanı var. 11 bin biber fidanı var. Sana maliyeti ne oldu buranın? Yani kurulumu, fidan artı işte burada sulama sistemi, hani ne maliyetin oldu sana? Ya onları da anlatırsan. Tabii şimdi arazi kendimizin, kira, icar paramız yok. Arazi kendimizin olduğu için öyle masraflarımız yok ama bunu sezonluk damlama dediğimiz işte bu damlama borusunu, tabi bunlar sezonluk. Bu mesela bu sezon içinde, sezon bittiğinde bu damlamayı atıyorum ben. İşte bunları aldık. Tabi toprak altı gübreyi kullandık. Üstten gübre veriyoruz, ilaç veriyoruz derken bize buranın maliyeti 3 dekarda 120 bin lira falandır şu an için. Fidan parasıyla beraber. Ya bunun tabi sezon sonuna kadar bana 150 bini falan bulur diye bekliyoruz maliyetini, yani o yönde şeyler. Dönümde 50 bin lira diyeyim daha kolayca maliyeti bunun. 3 dönüm ektik, 150 bin lira gibi maliyetimiz olacak buna. Daha önce bu biberden diktin mi? İlk ekişim bunu. Tamam, yani şunu demek istiyorum. Bölgemizde hani çok arkadaşlar ekti daha önce. Baktık, gördük, oluyor, denedik biz. Hadi, de. Anladım. Yani dönümde ne kadar biber verecek burası tahminen? Yani ondan sordum, yani daha önce diktin mi de sormamın sebebi bu. Ortalama bunun verimi dönümde 5 ton gibi olduğu söyleniyor. Ben ilk defa ektim. Yaşayıp göreceğiz ama eken arkadaşlar maksimum dönümde 5-6 ton alabiliyoruz diyorlar. Burası 3 dönüm. Yani 15-16 ton, 17 ton gibi buradan bir mal bekliyorsun. 15 ton olsa fiyatı belli mi şu anda? Şu andaki fiyatlarla gidersek yine maliyetine çalışmış olacağız. Şu anda 10 lira gibi bunun fiyatı. 15 ton mal alsam 10 liradan 150 bin lira. Evet, sen zaten 150 bin lira yaptım umarım. Zaten bana 150 bin lira maliyeti var. Anladım. Ya, hani bir 15-20 bandında satabilirsek malı, 150 maliyetim var. Bir 100-150 de ben kazanmış olurum. Yine tabi bu maliyetleri aşağı düşürüyoruz. Nasıl düşürebiliyoruz? Kendim çalışıyorum iş. Tabii. Hani sıkışsam bile yevmiyeci işçi kullanamıyoruz. Bugün yevmiyeci günlük 1000 lira para istiyor. Anladım. Kendi evimizdeki kendi çocuklarımızla birlikte diyorsun yani, bu işleri. Aile olarak kendimiz çalışıyoruz. Şimdi ben buraya adam çalıştırsam bana
gün 1000 lira verirsem ben eğer o arkadaşa, topladığı biber, bir kişinin burada toplayabileceği biber 80-100 kilo. 100 kilo toplasa 10 liradan versek 1000 lira. Yövmiyesi de 1000 lira. O yüzden işçi kullanamıyoruz. Ne yaparsak kendimiz yapıyoruz. Doğru söylüyorsun. Yani burada ama senin tarlana ortak gelmiş oluyor adam. Aynen, yani senin malına ortak yani olmuş oluyor. Topladığı biberi kendine toplamış oluyor. Doğru söylüyorsun. Yani onun için de kendi amele kullanmadan olduğu kadar diyorsun. Yani yapabildiğimiz, yetişebildiğimiz kadar. Yetişebileceğim şekilde iş tutuyoruz kendimize. Biberler de yalnız güzel. Keyfi, evet, gelişmesi devam. Çok güzel. Yani şöyle güzel baktık. Yani gerçekten güzel, değil mi? Yani evet, aslında olmuş toprak bunu demek ki yapacak yani. İşte artık bir hafta sonra falan başlayacağız toplamaya bunları. Evet, biberler dökmeye başlamış. Tabii bunlar daha büyüyecek değil mi? Uzayacak, büyüyecek tabii, yani. Daha şu anda birinci. Bizim göğüs hizamıza diyelim. Oraya kadar bu ağaç büyür. Bunun hasadı ne zaman başlıyor? Mesela Temmuz sonu Ağustos başından ne kadar sürüyor? Ya kıra yağına kadar mı? Kıra yağına kadar. Artık soğuklar bunları öldüreceğe kadar. Bunda öyle bir durum var. Bunda bitme diye bir şey yok. Bunu ancak hava şartları öldürürse biter. Yani sürekli çiçek açıyor. Ama ne zaman doldurursa o gün sezon biter. İnşallah bu sene sezon biraz daha uzasın, yani, uzun sürsün. İnşallah. İnşallah. Yani her şey. Biber çeşidinde biraz domates gibi değil bu. Bunda yani belli bir biber sayısı diye bir şey yok. Don kıra burasıya kadar. İnşallah ya, iyi olur ya. Vallahi bak biz istiyoruz ki keşke, hani üretici her yerde. Keşke. Üretici kazansın, tüketici de biraz önce bahsettiğin gibi yani uygun bir fiyatla yesin. Her şey. Bizim her maliyetlerimiz düşürüldüğü zaman her şey çözüleceğine inanıyorum ben. İnşallah ya, yani bu politikalara da inşallah dediğim benim gibi. Benim maliyetimi düşürdüklerinde biber 10 lira yapsın. Tabii. Ama bir geçen yılla 2023 ile 24 yılını kıyasladığımızda benim maliyetim 3 kat arttı. Ama fiyat aynı kaldı diyorsun değil mi? Fiyat aynı kaldı. Fiyat 3 yıl önceki fiyat, benim maliyetim 3 kat arttı. Tabii. Burada yürütemiyoruz. Şimdi biz anlaşamama noktamızda bu. Anladım, anladım. Çok güzel ya. Vallahi aslında bak şöyle üreticiyi gördüğümüzde, ürettiği malı gördüğümüzde, geldiğimizde, çektiğimizde böyle yani hoşumuza gidiyor. Çok güzel bahçeler görüyoruz. Ama işte üretici ben bu ürettiğim maldan para kazanamıyorum dediği anda tabii bizim de sizin gibi moralimiz aynen bozuluyor. Üzülüyoruz aslında ama çok güzel. Yani şu bahçenin yemyeşil şöyle, yani bu buraya gelene kadar da bir emekten geçiyor tabi. Tabi içini tabii sürmesi. Bakın arkadaşlar ne ot var ne değil mi mesela? Tabi ben burada 4 tur çapa yaptım. Tamam, 4 tur çapa. Bunun bir maliyeti var yani şimdi değil mi? Tabii. Bir mazotu tabii, şeyi tabii, her şeyle. İnşallah Erdal her şey sorunlar zaman içinde çözülür inşallah diyoruz. Sorunlar çözülsün de hep bir mutlu mesut. Herkes değil mi? Evine herkes huzurlu yatsın. Akşam yatsın. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Kardeşim ben Allah razı olsun. Gelip, ağzına gelip sağlık. Bizim bu halimizi, hatırımızı sordunuz. Bizim şikayetlerimizi veya memnuniyetimizi dinlediniz. Ne demek? Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. İyi günler. Hoşçakalın.